Kasım 2022'de Ukrayna en stratejik noktalardan biri olan Herson şehrini kurtardı ve bu arzulanan, hedeflenen tarihten 6 hafta erken gerçekleşti. Batı istihbaratının Eylül 2022'deki tahminlerine göre Rusların buradan çıkarılabilmesi yılbaşına kadar sürecekti. Vladimir Putin üstü kapalı olarak Herson'un kaybından ve aslında bugüne kadar olan tüm geri çekilmelerden generallerini sorumlu tutuyor. Yerel ve küçük çaplı çatışmalar için bu tür mazeretler iş görebilir belki, ancak her yerde kaybetmekte ve geri çekilmekte olan bir ordu tablosuna general hataları yaklaşımı bu süreçte gerçek patronun kendisi olduğu iddiası ile çelişiyor elbette. Zaten savaşla ilgili hazırlanmış olan resmi anlatı çoktan paramparça olmuş durumda. Rus propaganda aygıtları bile Nazilerden bahsetmek veya Rus azınlıkları korumak gibi şeyleri konuşmayı çoktan bıraktı. Kısa süre öncesine kadar Putin'in her adımını, her açıklamasını koşulsuz alkışlayan Rus yorumcular, talk showcular bile artık yer yer kızgın, alaycı veya ümitsiz ifadeler kullanabiliyorlar. Şu anda tüm destekçilerinin ortak amacı sorumluluk için Putin dışında işaret edecek birini veya bir şey bulmak. Günah keçisi mekanizması harıl harıl çalışıyor ama bu daima riskli bir mekanizmadır. Eninde sonunda parmaklar bir yeri işaret etmek zorunda ve bu olduğunda tabii ki yıkıcı etkileri olacak. Eksik anlaşılmasın. Yıkıcı etkiler sadece üzerine suç atılan, sorumlu tutulan kişiler için olmaz. Haksız yere ateşe atılan en sadık askerler ve yetkililer bile kaybedecek bir şeyleri kalmadıklarında ellerindeki kozları kullanma yoluna gidebilirler. Yani bildiklerini, tanık olduklarını ve bunların kanıtlarını kamuoyuyla ya da düşmanla paylaşarak kendilerini kurtarmayı deneyebilirler. Karşılığında yabancı ülkelerden koruma ve destek talep edebilirler vesaire vesaire. Tarih boyunca yaşanmış şeyler bunlar. Eğer kendi ülken seni haksız şekilde tarihe onursuz, yeteneksiz ve hatalı olarak kaydetmeye kalkıyorsa bu noktada artık kaybedecek fazla bir şey kalmıyor. Antidemokratik, yolsuz ve baskıcı rejimlerde gücün merkezine, yani tek adama yaklaşmak ateşten gömlek giymektir. Şeffaf, hesap veren, kuvvetler dengesi içinde kontrol edilen bir sistemde olmayacak seviyede güç elde edersiniz. Zenginlik ve nüfuz elde edersiniz ama işler ters gittiğinde sadece koltuğunuzdan olmakla kalmazsınız. Tek adamı zora sokabilecek pek çok şeye tanık olmuşsunuzdur. Ortadan kaldırılmanız gerekebilir. Rusya'da meydana gelen ani ve gizemli ölümlerin sayısı az değil bildiğiniz gibi. Af dileyerek, el etek öperek, sadakat ve suskunluk yeminlikleri ederek ayrılsanız bile hayatınızın geri kalanını izolasyon içerisinde geçirmeniz ve cüzamlı muamelesi görmeniz sağlanabilir. Son 6 ayda hırpalanmış ve morali bozulmuş Rus güçlerini tekrar bir araya getirmek, yeniden donatmak ve seferber edilen yedek askerlere teçhizat, donanım, eğitmenler vesaire sağlamak suçlanmakta olan bu Rus generaller için hiç kolay olmadı. Ellerinden geleni yapıyor olsalar bile maddi manevi maliyetleri sürekli artan ve halkın büyük bir kesiminin gözünde meşruiyeti olmayan gereksiz bir savaş bu neticede. Ukraynalılar mücadele ettiği sürece hiçbir şey Ruslar için zamanla kolaylaşmayacak. Putin son olarak Savunma Bakanı Sergey Shoigu'nun silahlı kuvvetleri 1.15 milyondan 1.5 milyon muharip personel çıkarma, yani %30'dan fazla güçlendirme talebini anında onayladı. Yeni ordu yapısında haliyle paraşütçülerden topçu ve havacılara kadar her türden daha fazla askeri birim olacağı anlamına geliyor bu. Ama seferberliklerin de devam edeceği anlamına geliyor ki bu Putin'i hiç de popüler yapan bir şey değil. Aslında Rusya'nın bu savaşa ara vermeye şiddetle ihtiyacı var ama bunu yapamıyor. Savaşları başlatan taraf olabilirsiniz ancak duraklatmak veya bitirmek o kadar kolay değil. Askeri harcamalardaki bu tür artışlar Rus ekonomisini 30 yıl önce Sovyet ekonomisini batıran türden bir felakete sürükleyebilir mi? Bunu öngörmek de şimdilik zor. Evet, ciddi bir ambargo ve yaptırım söz konusu. Ancak nasıl ki Avrupa'nın gaz depoları şu an için dolu ve kaynak konusunda alternatiflere yönelmektelerse, Rusya'nın da şimdilik küpü oldukça dolu ve Moskova'nın alternatif enerji müşterileri bularak yeni transfer altyapıları inşa ederek zorlukların üstesinden gelmesi hayli olası. Tüm bunların yanı sıra Shoigu, Rus ordusunda dış kaynak kullanımının da sona erdiğini duyurdu. Yani bu, önceki Savunma Bakanı Anatoly Serdyukov tarafından benimsenen stratejinin reddi anlamına geliyor. Serdyukov, mali geçmişi olan liyakatli bir isimdi aslında. Orduyu mali ve lojistik açıdan verimli hale getirmeye çalışıyordu. Bu nedenle mesela orduyu özel sektörce sağlanabilecek unsurlardan arındırdı. Şimdi ise Shoigu doktriniyle böyle her şeyin aynı çatı altında yapıldığı Sovyet tarzı tam zamanlı ordu anlayışına dönüldü. Bu da her geçen gün dünyadan daha izole, daha kapalı bir ekonomi haline gelen ülkede sivil kurumların ve firmaların da ister istemez önemli ölçüde militarize edilmesi, militer bir mantaliteye geçmesi demek. Bu yeni gerçeklikte Rus toplumu lideri tarafından sessiz bir şekilde orduya insan ve kaynak tedarikçisi olarak tanımlanmış oluyor. Daha itaatkar parlamento, daha itaatkar medya derken
herkes bu yeni gerçekliğe uyum sağlamanın bir yolunu bulmak zorunda kalıyor. Bu noktadan sonra en belirleyici unsur ise Kırım'daki gelişmeler olacak. Hem Putin'in hem de Rusya'nın bir bütün olarak kaderi pek çok anlamda Kırım'da ne olacağı ile ilintili. Bakın, Donbas demiyorum çünkü Donbas'taki Rus etnik varlığı sebebiyle muhtemelen o bölge bir daha kolay kolay Ukrayna'ya geri geçmeyecek. Ukrayna tüm savaşı kazansa bile Rusya'nın artık Donbas'ı elinde tutmak için fazla bir efor sarf etmeye de ihtiyacı yok. Ancak Donbas'tan çok daha stratejik bir bölge olan Kırım için durum farklı. Azak Denizi'nin kuzey kıyısı boyunca Kırım'a giden kara köprüsü artık Ukrayna füzelerinin menzilinde. Yarımadanın kendisi de öyle. Yani Putin'in bir hediye gibi gururla Rusya'ya sunduğu Kırım artık başına bela bir rehine durumunda. Altyapısını, ikmal hatlarını, deniz ve askeri üslerini savunmak bundan böyle Rusya için kalıcı bir baş ağrısı. Yani Kırım'ın Rusya'da kalmaya devam etmesi bu koşullarda çok maliyetli. Ancak Kırım'ın Ukrayna'ya geri geçmesi ise hem Putin'in hem de Rusya'nın imajı ve gücü açısından göze alınamayacak bir tehlike. Bu olursa Putin sadece dışarıda değil içeride de çok zayıf bir pozisyona düşmüş oluyor. Çünkü tüm propagandaya rağmen Kırım'ın kaybının açıklaması olamayacak. En yakınında en güvendiği isimler bile ona karşı hamle yapmayı düşünmeye başlar. Paranoya, panik ve endişe arttıkça hatalı hamlelerin sayısı da artar. Ayrıca Ukraynalıların küçük veya büyük kazandığı her zafer, her ilerleme kendilerine misliyle destek olarak geri dönerken Rusya için bu alanda tam tersi söz konusu. Her kayıp katlanarak olduğundan da büyük bir zarara dönüşüyor. Üstelik Rusya bir kazanım elde ettiğinde de pek bir faydasını göremiyor. Çünkü bir toprak parçasının tarım arazilerinden, yeraltı zenginliklerinden veya ticari avantajlarından ancak orada barış tesis edildikten sonra faydalanabilirsiniz. Bu yetmiyormuş gibi Moskova'nın olası zaferleri daima daha fazla yaptırım ve tepki olarak kendisine geri dönecek. Kısaca hem dışarıda hem içeride Rusya misliyle zarar etmiş durumda ve zarar etmeye 2023'te de devam edecek. Medya eliyle kazanıyoruz, tarih yazıyoruz illüzyonu yaratmak ve propaganda üzerinden halkı oyalamak dışında yapabilecekleri pek bir şey yok. Bu süreçte ortaya çıkan bir başka önemli farkındalık da şu oldu. Batı'da Ukrayna'ya destek verilmesine muhalif olan kesimlerin tahminlerinin aksine yapılan destekler ne beyhude, ne çok riskli, ne de çılgınca maliyetli oldu. Aksine başta Brüksel, Berlin ve Paris olmak üzere sonuçları gören herkes çok daha fazlasını yapmalı ve çok daha önce yapmalıydık diyor şu an. Asıl faturanın gerekli desteğin zamanında verilmemiş olmasından kaynaklandığını savunanların sayısı da artıyor. Zira Ukrayna'daki fiziksel yıkımın maliyetinin şimdiden 1 trilyon dolara yaklaştığı hesap ediliyor ki bu alt ve üst yapı eninde sonunda Batı kaynakları kullanılarak yeniden inşa edilecek. Bir de şu var. Evet, enerji fiyatları nedeniyle Avrupa'da çok protesto oldu ama Avrupalıların tamamı değilse bile çoğu bunun tüm kıtanın dolaylı olarak katılmak zorunda olduğu, bir türde bir şekilde bedel ödemek zorunda olduğu bir savaş olduğunu kavruyor artık. Yani savaş denilen şey sadece cephedeki Ukraynalı askerin elinde silahıyla yaptığı bir şey değil. Bir Alman evinde kombi kısıp üzerine bir kazak giyerek oturduğunda da aslında Putin'e karşı savaşmış ve mücadeleye katılmış oluyor. Yani bu işlerin Slava Ukraini demekle, yanınızdayız, arkanızdayız demekle olmadığını nihayet Avrupalı halklar da görmeye başladı. Şimdi bu noktada bir başka önemli ve kilit aktörün pozisyonuna da değinmek gerek. Çin, dünya ile olan ekonomik bağlarını zedelememek adına Rusya'nın istediği desteği tam olarak veremiyor ancak Ukrayna'daki gelişmeler ışığında Rusya'da meydana gelebilecek ani bir iktidar ve rejim değişikliğini de kendisi için oldukça riskli buluyor. Halkların bu tür olaylardan cesaret alabildiğini bilen Komünist Parti, Rusya işin sonunda karlı çıkmayacaksa bile en azından var olan statükonun korunmasından yana. İngiliz tarihçi ve gazeteci Owen Matthews'un boyunu aşmak veya yutabileceğinden büyük lokma ısırmak anlamlarına gelen Overreach isimli yeni bir kitabı var. Burada Matthews, Pekin ve Washington arasında zımni bir anlaşma olduğunu öne sürüyor. Buna göre Çin, Rusya'ya o çok ihtiyaç duyduğu insansız hava araçlarını ve mühimmatı vermiyor. Karşılığında ABD de Ukrayna'ya savaş uçağı ve uzun menzilli en ileri teknoloji hassas top sevkiyatını bekletiyor. Rusya insansız hava araçlarını İran'dan almaya başlayınca ABD için de işler değişti. Böyle bir karşılıklı anlayış vardıysa bile Zelenski'nin Washington ziyaretiyle ABD'nin yavaş yavaş en stratejik ekipmanları ve silahları tedarik etmeye başlayacağı görüldü. Neticede siyasi süreçlerin kendi ivmeleri oluyor ve işler bir noktaya ulaştıktan sonra askıda tutmak, bekletmek bütün taraflar için zorlaşıyor. Peki 2022'de öğrendiklerimizden yola çıkarak 2023 için ne gibi tahminlerde bulunabilir? Ne gibi dersler çıkarabiliriz? Ne öğrendik tüm bu olanlardan? Birinci ders, Rusya'nın düşündüğümüzden daha zayıf oldu. Bunun tartışması bile kalmadı. Rusya istese yapar, dümdüz eder, 2 haftada bitirir ama yapmıyor gibi safsatalar duyuyorsunuz değil mi?
Putin bu tür şeylerden ahlaki, insani veya hukuki gerekçelerle çekinecek bir figür değil. Savaş zaten genel olarak öyle bir şey değil dostlar. Savaşta bir şey yapamıyorsanız emin olun yapamadığınız için yapamıyorsunuzdur. Nedenleri ne olursa olsun. Rusya bir gün kitle imha silahları kullanmaya karar verebilir. Ama bu Rusya'nın kazanacağı anlamına gelmez. Çünkü o zaman kendini sınırlayan NATO gibi organizasyonlar da tüm potansiyellerini hayata geçirirler. Rusya'nın gerek konvansiyonel anlamda gerek PR ve iletişim alanında çuvalladığı son derece sarih. Tüm dünya nükleer kelimesini ağzına almaktan imtina ederken Putin birçok konuşmasında kendi kendine gelin güvey oldu, nükleer saldırıya karşılık veririz gibi şeyler söyleyip durdu. Oysa en baştan bu yana bu kelimeyi Putin'den başka kullanan yok zaten. Kısaca Rus savaş makinesi başarısız oldu ve şimdi propaganda aygıtı da bunun nedenini açıklayamıyor. Ne var ki bu savaşın yol açtığı zararların sorumluluğu öyle veya böyle Rusya'da birilerinin omuzlarına kalacak. O kişi de en nihayetinde Putin olacak çünkü tek adam rejimlerinin doğası bu. Tüm güç kimdeyse tüm sorumluluk da ondadır. Başkalarını suçlamaya yönelik kara propaganda bir noktaya kadar iş görür. Dış mihraklar, iç mihraklar, yeteneksiz generaller, vatan haini muhalifler, yeterince milliyetçi olmayan kesimler, işbirlikçiler, büyük resmi göremeyenler ve büyük Rusya'yı hazmedemeyenler. Tüm bunların varlığı da yokluğu da tek adam rejimlerinin sorumluluk seviyesini değiştirmez. Değiştiremez. Çünkü o tek adam tüm bunlardan kurtulmanın reçetesi olarak o gücün kendinde toplanmasını talep etmiştir. Tek adam rejimini tüm düşmanları yenmenin bizzatihi en etkili yolu olarak halka sunmuştur. Dolayısıyla tek adamların öz eleştiri dışında mazeretleri olmaz, olamaz. Çelişki içerir. Bu dersten çıkarılabilecek öngörü Putin'in Ukrayna'da kaybetmeye devam etmesi halinde demokratik yolla veya değil gidici olabileceğidir. 2023 Putin'in kişisel var olma savaşına dönüşebilir. Şahsi tahminim içeride yıllardır halihazırda taşmış olan öfke, seferberlik emirleri, ekonomik sıkıntılar, ambargolar ve ülkenin dört bir yanına gidecek olan yüzlerce binlerce asker cenazesi Putin'in sert bir halk devrimi veya buna gerek bile bırakmayacak bir şekilde devrilmesine neden olabilir. Birçoğunuz bunu olasılık dışı görüyordur tahmin ederim ancak Berlin duvarının da yıkılmayacağı sanılıyordu. Bazen en düşünülmez şeyler 24 saatte olup bitiverir. Bence böyle bir olasılık var. Bir diğer büyük ders ise Ukrayna ile ilgili. Bu ülke, bu toplum çoğu yabancının beklemediği kadar dirençli ve inançlı çıktı. İnsani ve maddi maliyet ürkütücü olsa da, milyonlar yerlerinden yurtlarından edilmiş olsa da ve bu maliyetler artmaya devam edecek olsa da Ukrayna öyle bir milli uyanış ve öyle bir bütünleşme yaşadı ki muhtemelen bu nosyon birkaç nesil boyunca Ukrayna halkına pek çok iç zorluğu atlatmada referans olacak, güç verecektir. Yani dünyada kazandıkları saygınlık, sempati ve destek bir kenara içeride yaşadıkları çekişmeler, anlaşmazlıklar ve tahammülsüzlükler noktasında da çok farklı bir noktaya erişeceklerdir. Bu Ukrayna'yı orta ve uzun vadede çok daha öngörülebilir, çok daha istikrarlı ve huzurlu bir toplum ve ülke yapacaktır. Bu da haliyle daha fazla yatırım, ticaret ve güven demek. Ukrayna'nın altyapısı ciddi şekilde hasar gördü ancak dünyadan gelecek olan destek ile bunlar çok hızlı şekilde onarılmakla kalmaz. Eskisinden daha modern ve kaliteli de olur. AB üyeliği vizyonu, süreci ve sonucunu da düşündüğümüzde bugün ülkesi tarumar edilmiş 5 yaşındaki bir Ukraynalı çocuğun geleceği ülkesine tek bomba düşmemiş aynı yaşlardaki Rus çocuğun geleceğinden çok daha parlak. Ukraynalılar ülkelerinin özgürlüğü için savaşmaya ve ölmeye istekli olduklarını gösterdiler. Üstelik bunu sadece cesurca hareket ederek değil, giderek daha etkili ve yetenekli bir şekilde yaparak da gösterdiler. Evet, Batı para, silah ve eğitim sağladı ama neticede bunları kullanabilmek ve uygulayabilmek ve boşa gitmemesini sağlamak başka bir şey. Ukrayna yorgunluk belirtisi göstermedi. Ne yönetim seviyesinde ne halk seviyesinde. Ukrayna'da Rus askerleri için açılan "Alo teslim olmak istiyorum" hatlarının susmadığını, Rus ordusundaki firarların, isyanların, geri çekilmelerin 2023'te de devam edeceğini öngörmek pek zor değil. Rus ordusu ciddi moral ve lojistik sorunlar yaşıyor ama tüm bunlara rağmen Rusya bu işin peşini kolay bırakmayacak elbette. İşgal altındaki tüm bölgelerin kurtarılması hala en gerçekçi senaryo değil. Ne var ki savaş suçlarına duyulan öfke ortadayken Kiev'in Moskova ile anlaşmaya uzlaşmaya gitmesi de aynı derecede gerçekçi görünmüyor. Hele de sahada zaferler elde etmeye devam ederlerken. Fakat enflasyon artıp hayat pahalandıkça Batı'dan Ukrayna'ya artık uzlaşsanız mı acaba baskısı başlayacak? Yani her iki taraf için de işler kolay olmayacak. Bu noktada size bir anketten bahsetmek istiyorum. Euromaidan Press için yapılan bir kamuoyu yoklaması ülkede halkın %97'sinin Rusya'yı yenebileceklerine inandığını gösterdi. %97. Aynı ankette halkın %90'ı da gelecek için iyimser olduğunu söylüyor. Onlarca nükleer saldırıyla, soykırımla falan
ortadan kaldırmadığın sürece bu moral düzeyindeki bir halkı yenmek mümkün değildir. Rusya'da hapiste tutulan muhalif lider Alexei Navalny'nin Yolsuzlukla Mücadele Vakfı tarafından yapılan bir anket de var. Rusya'da savaşın başarılı olduğuna inananların Kasım ayında %14 seviyesinde olduğunu gösterdi bu anket. Tabii keşke daha bağımsız, güvenilir anketler de yapılabilse ama elimizdekiler bunlar. Şimdi biliyorsunuz Kremlin'e göre ortada savaş falan yok. Özel bir askeri operasyon bu sadece. Putin de yeni yıl mesajında olanı biteni vatanı savunmak olarak nitelendirdi. Şimdi Putin kendi siyasi gerçekliğini yaratabilir. Ancak savaş alanındaki tabloyu değiştiremez. İşin sonunda var olan askeri mantık siyasi sonuçları da belirleyecek. Ne var ki Ukrayna savaşı kazanan taraf olacak olsa bile bu barışın tesis edileceği veya saldırgan tarafın cezasını bulacağı anlamına gelmiyor. Kiev kaybettiği tüm toprakları geri alamadığı takdirde inandırıcı ve tatmin edici güvenlik garantileri olmadan yola devam etmek zorunda kalabilir. Rusya'da baskıcı rejim değişmediği ve Ukrayna NATO üyesi olmadığı sürece Kiev gardını asla indiremez. Bu da kaynak açısından Ukrayna'nın hep batıya gebe kalması demek. Sürekli batılı siyasilerin güdümünde kalmak zorunda olmak, özgür ve onurlu bir hayat sürmek isteyen Ukraynalılar için en ideal durum değil. Son dönemde Putin'in verdiği sinyalleri de analiz edip videoyu bitireceğim. Şimdi Rusya'da devlet başkanının her yıl sonu federal meclise yaptığı bir konuşma var. Bir bilgilendirme, bir briefing gibi. Keyfi bir şey de değil. Anayasal bir mecburiyet. Putin bu konuşmayı yapıp yapmayacağını uzun süre bildirmediği için Rus medyası haftalarca bir belirsizlikle boğuştu ve sonunda konuşma iptal edildi ve yapılmadı. Böylece ilk kez iptal edilmiş oldu. Ancak dediğim gibi bu anayasal sorumluluklardan biri. Dolayısıyla şu sıralar gücünün meşruiyeti her zamankinden daha hayati olan Putin er veya geç bu konuşmayı yapacak ama ertelenmiş olması önemli bir sinyal. Putin'in konuşmasında kullanabileceği bazı gelişmeler olması bekleniyor ya da bunlara çalışılıyor demek ki diye düşünebiliriz. Nitekim tüm dünyanın eğlencede ve tatilde olduğu yılbaşı dönemi şehir merkezlerine ve tamamı sivil olan hedeflere füze saldırıları yapılmış olması daha acımasız, toplu ve yoğun bir saldırının girizgahı olabilir. Amaç uluslararası kamuoyunu alıştırmak, duyarsızlaştırmak ve hissizleştirmek olabilir. Bu arada yapılmamış olan sadece federal meclis konuşması değil. Şahsi favorisi olduğu bilinen 20 Aralık Çekiz gününde kutlamaya da katılmadı Putin. Sadece kısa bir video gönderdi. Dediğim gibi bu herhangi bir kutlama değil. Putin'in favori etkinliği. Çünkü Rus devlet güvenlik görevlilerinin yıllık profesyonel tatilinin başlangıcı. Kendisi de FSB'nin eski başkanı olduğu için güvenlik aygıtı üzerindeki kontrolünü sergilemek adına daima fırsat bildiği bir gün. Çünkü Sovyetler döneminde Komünist Parti ile KGB devlet içinde iki ayrı devlet gibiydi. Her seviyede kendi temsilcileri, yetkilileri olan ve çoğu zaman rekabet halinde olan iki örgüt vardı. Modern Rusya'daki fark liderin her iki örgütün de iplerini elinde tutuyor olması. Dolayısıyla bu kadar kritik bir dönemde Çekiz gününe bizzat katılmamış olması yaşanmakta olan paranoya veya güvensizliğin neticesi olabilir. Putin son dönemde şahsen bir konuşma yapmak için sadece 21 Aralık'ta Savunma Bakanlığı konferansında yer aldı. Ancak hepsinden önemlisi Putin'in bu konuşmasında savaşın ne zaman ve nasıl bitmesi gerektiğine dair bir gösterge, bir hedef, bir sinyal olmamasıydı. Herhangi bir yeni hedeften de söz edilmedi. Bunun Rusya'nın yüzyıllardır içine girdiği çatışmanın devamı olduğu belirtildi sadece. Artık devletin ve Rus halkının bu savaşa katkıda bulunma zamanıdır gibi şeyler söyledi. Ve özetle halkına bir sonsuz savaş konsepti yarattı. Hiç bitmeyecek, Rus olmanın doğası gereği görülecek, normal ve gerekli kabul edilecek bir şiddet ve çatışma döngüsü. Evet, Putin'in ve dahi tüm tek adamların halklarına er veya geç sunabildikleri, sunabilecekleri budur. Üzerinde yaşanılan topraklara vatan denilebilmesi için devamlı kanla sulanmalıdır. Devamlı diyet ödenmelidir. Ama büyük dedelerimiz o diyeti ödedi. Üstelik biz huzur içinde yaşayalım, bizim kanımız dökülmesin diye ödedi. Demek ister insanlar haliyle ama tutarlı bir yanıt, tutarlı bir karşılık alamazlar. Dostlarım, durduraksız her neslin kanıyla sulamaya devam ettiğiniz toprak artık vatan değil, bataklıktır. Çırpındıkça, korkuyla ve öfkeyle hareket ettikçe daha çok içine çekildiğiniz, daha çok battığınız kanlı bir bataklık. İster Rusya, ister Ukrayna, ister başka bir yerde bu senaryolar hep aynı. Sadece aktörler değişiyor. Çok farklı sonuçlar ortaya çıkacağını ummak mantıklı değil. Ukrayna'daki topyekün savaş pek çok anlamda uzun bir savaş olacak. Bu savaşın kazananı henüz belli değil ama pek çok açıdan kaybedeni ve kaybedecek olanı belli. Rusya ve mevcut Rus rejimiyle işbirliği yapmakta ısrarcı olacak olanlar. Bunlar elbette benim durum okumalarım. Katılmayabilirsiniz, hatalı bulabilirsiniz. O nedenle lütfen siz de kendi öngörülerinizi ve düşüncelerinizi yorumlara yazın. Tekrar görüşmek üzere. Ciao.